Kızıl Rolpey'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere büyük bir Jail ve Banaff'ı duyurusunu vermek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu biraz detaylı bir anlatım olacak. Fakat onun öncesinde sizlere affı talebinin nasıl oluşturulabileceğini anlatacağım. Öncelikle Kızıl Rolpey Discord'unda olmanız gerekiyor. Discord'da olduğunuzu varsayarsam arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle biraz daha aşağı ineyim. Genel Sohbet kanalının... Biraz aşağısında şikayet oluşturmanın üzerinde KRP yardım kanalı var. Buraya girdiniz. Bana aflı talebi oluşur dediniz. Hemen ardından size özel bir oda açıldı. En alttaki benim olmuş oluyor. Burada gördüğünüz üzere size bir adet şablon verildi. Zaten burada ne yapmanız gerektiği de yazıyor. Aynı şekilde şu şablonu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Kullanıcı adım cam. Karakter adım. Veli Karaca. Serial'im oyun içerisinden F8'e basıp serial yazdığınızda size uzun bir kod verecek. Onu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik ben şöyle bir şey sallıyorum. Olsa ceza alma sebebiniz örnek veriyorum diyem. Ne zaman ceza aldınız? Örnek veriyorum. 11 12 2022. Bu şekilde yazabilirsiniz ya da bunun yerine 3 ay önce gibi Kısaltma şeklinde de yazabilirsiniz. Açık tarih vermek zorunda değilsiniz. Zaten biz bunu kontrol edeceğiz. Onun haricinde neden olsun cezanız kaldırılmalı. Ee, arkadaşlar buraya lütfen şu şekilde yazmayın. Banafı geldi ondan. Bu şekilde yazarsanız banafınız kabul edilmeyecek. Ya da canım istedi. Bu şekilde yazarsanız hiçbir şekilde kabul edilmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buraya dürüstçe cevap vermenizi istiyoruz. Örnek veriyorum arkadaşlarımın gazına geldim. Yaptım bir hata. Tekrarlamayacağım. Jilimi artık veya banınız varsa ya da banımı açar mısınız? Bitti. Bu şekilde yazsanız, dürüst bir şekilde yazsanız yeterli. Ya yani kimse buradan size ne olur açın, yalvarıyorum açın gibi şeylerde zaten beklemiyor. Dürüst olmanızı istiyoruz. yani arkadaşınızın gazına gelmişsinizdir. İşte farklı bir nedenler vardır. Onları buraya dürüstçe yazmanız yeterli olacaktır. Kimse size niye öyle yaptın? Niye böyle yaptın diye sorgulamayacak burada. Çünkü zaten bu bir banafı. Bu yüzden arkadaşlar bu şekilde çok da uzatmadan, çok da böyle hani bir kelime, iki kelime o şeklinde de değil. Bu şekilde kısa ve öz yazarsanız bu şekilde şablonu doldurup hemen enter'a basıp yolladığınız zaman burada şöyle biraz sıra var gördüğünüz gibi. Daha bugün açıldı. Yani sıranıza göre arkadaşlar teker teker inceleme yapılacak. 31 Aralık'a kadar yani yılbaşı gecesine kadar 00'a kadar gece 12'ye kadar arkadaşlar vaktiniz var. Açtırdınız açtırdınız açtırmadınız daha da arkadaşlar kimse zaten geliyor bana yakın süre için beklemesin. Çünkü zaten çok e, özel bir günde yok zaten. Ocaktan sonra. Durum bu şekilde. Şimdi peki e, kimlerin açılacak, kimlerin açılmayacak gibi bir durum var. Bunları hemen sizlere arkadaşlar göstereyim. Burada zaten ben detaylı bir şekilde yazmışım ama yine de video olduğu için bunu da sizlere hemen açıklayayım arkadaşlar teker teker. Şimdi neden erken dönem geliyor bana affı? Normal şartlarda arkadaşlar bizim düşüncemiz plan programımıza göre yani üst yönetimimizin aldığı kararlara göre Nisan, Mayıs, Haziran bu 3 ay içerisinde tam böyle tatilin yaklaştığı zamanlarda bir jil ve banafı yapma düşüncemiz vardı. Şimdi e, 6000 lira ve üzeri yani çok ciddi anlamda hatta sponsor bulunursa e, hani PlayStation telefon gibi şeyler de e, vermek istiyoruz yılbaşı çekilişimizde ama şu an için yani net olarak hazır 6000 lira üzerinde bir çekilişimiz var arkadaşlar size çok ciddi bir çekiliş. Bu zamana kadar 3. yılında hatta 4 kere e, yılbaşı geçirmiş oluyoruz kızı Rolfi'yi Yani bu da 4 kere çekiliş yapıldığı anlamına gelir. 4 çekilişin en iyisi diyebilirim arkadaşlar açık konuşmak gerekirse bu durumda size. Şimdi 6000 lira ve üzeri bir çekiliş yapılacağı için banlı ya da bağımsız cezalı ya da cezasız tüm oyuncularımızın yararlanmasını istiyoruz. Bu zaten en basit en temel sebebimiz. Onun haricinde arkadaşlar elbette ki yasaklanması olan cezası olan oyuncularımıza elbette ki bir şans vermek. Bu da yine temel durumlardan. Şimdi oyuncu sayımız zaten biliyorsunuz. Oyuncu sayımız günlerdir 250-300'ün üzerinde ilerliyor. Şimdi burada bazı arkadaşların aklına gelen bir soru var. Oyuncu sayısı düştü bu yüzden Jelio bana affı yapıyor. Arkadaşlar düz konuşalım, açık konuşalım. 250-300 kişi MTA Türkiye için ciddi bir rakam. Yani e, özellikle etkinlik olmadan bu rakamlara ulaşabilmek ciddi bir rakam. Şimdi zaten e, Jailba Banafından sonra şayet olur ki eğer ki bu sunucu 350, 400, 500 oyuncu görürse biz zaten şu anda mevcut kullandığımız hosting firmasını bunu kaldırabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü zaten günlük durumlarda bile e, sunucuda hatalar, problemler olabiliyorken yani 300 kişinin üzerine çıktığımızda işte dediğim gibi az önce verdiğim rakamlar 350, 400, 500 kişi olursa zaten hosting firmamız bunu taşıyamaz. Ya yani zaten bizim düşüncemiz bu şekilde. Ki bu yüzden de yıl başında sizlere rezillik göstermemek adına farklı bir hosting firmasıyla da anlaşıp sadece bir günlük yani yılbaşı gününü kazasız belasız atlatabilmek adına farklı bir hostingimizde yedekte tutacağız. Farklı bir makinede yedekte tutacağız. Yani demek istemem şu ki oyunlu sayısı düşüyor, Jailo ve affı yapıyor diyen arkadaşlar zaten bu sunucu 350 400 500 olsa zaten hosting firması taşımayacak. Yani biz bile bile kendi zaten topumuza sıkma meraklısı da değiliz ki zaten 250 300 kişi de Türkiye birinciliği için gayet yeterli bir sayı. Dediğim gibi etkinliksiz bir şekilde Altını çizerim. Bu yüzden e, oyunlu sayısı düştü. Şöyle oldu böyle oldu gibi durumlar olmasın. E, burada bir iyi niyet söz konusu. Bu iyi niyetin suistimal edilmesi tabii ki de bizi üzer. E, ve artık kalıcı bir şekilde e, cezalandırmaların, yasaklanmaların kaldırılmaması da doğru gider. Bu tarz e, kendimizin oluşturduğu bir kara liste. Yani kara liste adını veriyorum ama siz anladınız. Ee, bu şekilde bazı oyuncularımız elbetteki var. elbetteki var. Yine e, bu kişileri de bir şans tanıyabiliriz. E, bunu artık kendilerinin banafı talebinde şablonu doldurmalarına bağlı. Şimdi e, nasıl CLO banafından yararlanabiliriz başlığında? Yine yazılmış zaten gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar 31.12.2022 yani bahsettiğim gibi yılbaşı gecesi ne kadar? E, banaf talebi oluşturma hakkınızda e, sahipsiniz. Onun ardından burada eğer ki şu da çok önemli bir detay. Bu da çok konuşuluyor. Eğer ki arkadaşlar bakın Discord sunucumuzda yasaklandıysanız banlıysanız arkadaşlarınızı açtırabilirsiniz. Ya da kendinizin Discord bana açılması için yetkililerimize mesaj atabilirsiniz. Bu gibi bir hakkı bakın sahipsiniz. Şimdi Jail ve Banaf'ından e, kimler yararlanabilecek? Bu çok önemli bir durum. Şimdi dün banyanadan bundan yararlanamıyor arkadaşlar. Bugün ayın 23'ü jil ve banafından yararlanabilecek kişinin 2012 2022 veya daha eski tarihte Oğuz'u ceza almış olması gerekiyor. Yani geçen ay 15 gün önce bir hafta önce gibi gibi durumlarda şayet ki jil ve banafından yararlanabilir. Dini ve milli değerlere hakaret ettiyseniz boşuna jil ve banafı açmayın yönetimi hakaret ettiyseniz boşuna jil ve banafı açmayın kadın oyuncuları hakaret ettiyseniz boşuna jil ve banafı açmayın arkadaşlar üçüncü seviye DM'den cezanız varsa aynı şekilde açmayın üçüncü seviye rolde q'dan cezanız varsa boşuna açmayın ne kendinizi ne bizi yormayın arkadaşlar yani jil ve banafı var diye e, burada bazı e, ihlalleri açacak halimiz yok dediğim gibi zaten bizim e, Jilio Van da ihtiyacımız yok. Fakat sizleri sevdiğimizden dolayı yani cezalı da olsa, yasaklanmalı da olsa, banlı da olsa, jeyli de olsa sonuçta siz bizim oyuncusunuz. Biz hala da size zaten hizmet etmek zorundayız. Yani hala size iyi niyet inisiyatif göstermek zorundayız. Sonuçta siz hala KRP oyuncusunuz. Yani siz bu platformdan çıkmadığınız sürece bizim oyuncumuz olarak sayılıyorsunuz. E biz de size en iyi şekilde bakmak zorundayız. Bu bizim görevimiz, misyonumuz, vizyonumuz. Bu yüzden arkadaşlar şurada gördüğünüz 5 maddeden birinden cezanız varsa lütfen ne kendinizi ne bizi uğraştırmayın. Zaten e, direkt reddedilir. Şablonu yanlış doldursanız bile dediğim gibi kontrol ediliyor. Bir şansınız yok. E, yönetim hakaret sebebini biliyorsunuz bunun nasıl açıldığını. Normal şartlarda yönetim hakaretin zaten bana ile bilgisi yok. Hakaret ettiğiniz yetkiliden özür dileyip yetkili eğer ki özrünüzü kabul ettiğinde zaten kendisi açıyor. Yani yönetim hakaret cezasından bu şekilde de kurtulabiliyorsunuz. Histronizden de siliniyor ayrıca bu. Ama diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. Diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. Yönetim hakaret dediğim gibi hakaret ettiğiniz yetkiliye özür dileyip tekrarlıyorum. Kendisi özrünüzü kabul ettiğinde kendisi zaten sizin cezanızı açma hakkına sahip. Evet sevgili arkadaşlar şu fotoğrafla sonlandıralım videomuzu. Güzel bir tasarım yapılmış. Çok eski bir tasarımdır. video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm oyuncuları KRP bekliyorum arkadaşlar. Kızıl bir harika rollerde birlikte olalım. Güzel roller yapalım. Yeri geldiğinde kanal yapalım, yeri geldiğinde sosyal arpu yapalım. O gün keyfimiz, ruh halimiz ne istiyorsa onu yapalım kısacası. Bizde kısıtlama, engelleme yok. Kurallarımız belli, politikalarımız belli. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Geliyor bana bundan yararlanabilirsiniz. Şartlarımız belli, nasıl yapabileceğiniz belli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.